Evet, can dostlar, Erzurum'un çok esrarengiz bir yapısına geldik. Bunu size anlatacağım. Erzurum'un çok esrarengiz bir yapısı, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir yapı, kümbet. Fakat tabii bunun esrarengizliği nereden geliyor? Bunu size anlatacağım. Bu yapının esrarengizliği, bu yapının gizemi nereden geliyor? Şöyle etrafında bir dolaşalım. Bunu size anlatacağım. Çok gizemli bir yapı. Bu şöyle gördüğünüz gibi yuvarlak bir kümbet şeklinde bir yapı. Esrarengiz bir yapı. Çok esrarengiz, gizemli bir yapı. Pencereleri var. Şöyle pencereleri var burada yapının. Taş bir yapı. Bir yapı. Bunun içerisindeki tarih tabi kitabe olarak tam bilinmese de Cimcime Hatun Türbesi diye biliniyor. Cimcime Hatun Türbesi 1304 yılında yapılmış bu yapı. Ama çok esrarengiz olaylar var içerisinde. Hatta bakın burada bir kitabesi var. Bir kitabe var burada. Size kitabeyi de göstereyim şu şekilde. Şöyle. Şimdi bunun esrarengizliği nereden geliyor diye. Şurada da bir delik var ama delikten şöyle baktığımızda, evet, delikten baktığımızda pek bir şey görünmüyor ama esrarengiz bir yapı. Bunun içerisinde iki tane zincire bağlı asılı havada duran tabut var. İki tane. Bu tam bu kümbet, şöyle dönersek Erzurum Saat Kulesi'nin tam aşağısında kalıyor. Bu kümbet Cimcime Hatun denilen 1304 yılında yapılmış bir kümbet. Fakat şöyle bir özelliği var. Şöyle biraz geriden göstereyim. Bu kümbetin içerisinde iki tane havada asılı duran zincirle bağlı tabut var. Bu tabutlar kimindir? Nedir? Çok eski devirlerden kalma, değil mi Hakan Hocam? Çok eski. Çok eski devirlerden kalma bir kümbet ve içerisinde iki tane zincirle bağlı, değil mi Hakan Hocam? Zincirli baba da diyorlar. Zincirli baba da diyorlar buna. Cimcime Hatun Türbesi de diyorlar. Çok esrarengiz bir yapı. Yani bunun incelenmesi gerektiğine inanıyorum ben Hakan Hocam. Değil mi? Çok özel bir yapı. Tabii. Yanında Ulu Cami var. Hemen yanında Erzurum Saat Kulesi dediğimiz Saat Kulesi var. Ama bu Cimcime Hatun Türbesi esrarengiz yapılardan, gizemli yapılardan.